Herkese selam. Yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Biz Türklerin ilk inancı olan Tengricilik hakkında ne biliyoruz? Burada ifade ettiğim Türk kelimesi sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan değil, dünyanın neresinde olursa olsun varlığını sürdüren ve her türlü inanca sahip Türkleri kastetmektedir. Buradaki amacım herhangi bir dini kötülemek değildir. Tengricilik propagandası yapmak değildir. Başka bir dine geçmek için yol göstermek veya aracı olmak hiç değildir. Tengricilik dininin diğer dinlerden üstün olduğunu ispatlamak da değildir. Buradaki asıl amacım Türklerin ilk ve en eski dini olan Tengricilik hakkında yapılan araştırmaların sonucunu siz dinleyicilerimle paylaşmak ve kültürel zenginliğimizi ortaya çıkarmaktır. Tengricilikte toplum hayatının İnsanın çevresinde ve doğada olup biten her şeyin nasıl anlamlandırılması gerektiğini gösteren bir kılavuzdur. Kişi kulluk psikolojisinden çıkar ve bunu kafasından atarsa ve eşitler arası eşitlik prensibine göre yaşarsa ancak Tanrı'ya ulaşır. Bu dinde kadın erkek eşit olduğu gibi bir insan herhangi bir hayvan veya herhangi bir bitkiyle de eşittir. İnsanın ruhu olduğu gibi diğer canlıların da ruhunun var olduğuna inanılır. Çünkü Tengri her varlığın içerisindedir. Yani Tengri doğanın ta kendisidir. Tengricilikte insan doğanın hükümdarı değil, doğanın bir parçasıdır. Ona saygı göstermelidir. Gereken saygıyı göstermezse insanlığın ve medeniyetin çöküşüne zemin hazırlamış olur. Bundan önce bahsetmiş olduğum videolarda da aslında buna biraz değinmiştim. Yani doğada herhangi bir sistemden fayda sağlamak istiyorsak bizim de o sisteme fayda sağlamamız gerekmektedir. Tengricilikte insan herhangi bir ağacı kestiğinde, zorunlu hallerde ağacı kestiğinde yerine bir fidan diker. Herhangi bir hayvanı öldürdüğünde de diğer hayvanları besler. Yani ekolojik dengeyi Tengri dininde insan korumak zorundadır. Bu dinde Tengri toplumsal düzeni ve insanın yaşamını belirleyici kurallar koymaz. Toplumsal düzeni sağlamak ve onu korumak toplumun bizatihi görevidir. Adaletli olmak ve bu sorumluluk duygusu içerisinde insan ilişkilerini en üst seviyede tutmak gerekir. Bu dinde Tengri özel olarak hiç kimseyle görüşmez. Herhangi bir vahiyle de bir şey inmemiştir. Çünkü her insan eşittir ve hiçbir kimseye özel bir statü verilmez. Bu dinin kutsal kitabı doğanın bizzat kendisidir. Güncellenmeyen ve kendini geliştirmeyen cümleler yoktur. Kendini sorgulamaya açıktır ve bundan hiçbir korkusu ve endişesi yoktur. Bu dini insan doğanın bizzat kendisinden öğrenir. Kişi kendini keşfeder ve kendi gücünün farkına varır. Herhangi bir dini ritüeli yerine getirmek için dahi olsa bir din adamına ihtiyaç yoktur. Herhangi bir inanç doktrini de yoktur. Bu dinde Tengri için ibadet edilmez. Tengri, yarattığı insanın kendisine kulluk yapmasını ve onu yüceltmesini istemez. Çünkü o sonsuzdur. İnsanın doğa ile barışık bir şekilde yaşamasını ve doğaya fayda sağlayarak hayat sürmesini ister. Tengricilik tebliğci bir din değildir. Uğruna savaş yapılmasını ve insanların öldürülmesini istemez. Herhangi bir dinden de üstün olduğunu iddia etmez. İnanmamak veya reddetmek günah değildir. Bu haliyle inanmayana da herhangi bir işkence ve zulüm yapılamaz. Çünkü bu dinde yaşam kutsaldır. Bu din hiçbir vaatte bulunmaz. Cennet ve cehennem ile de korkutmak yoktur. Niteliksiz çoğunluk değil, nitelikli ve faydalı birey olmayı arzu eder. İnsan her şey için Tengri'ye başvurmaz ve ondan yardım istemez. Her şeyi de onun yapmasını beklemez. Kendine verilen akıl ve vicdan ile hareketle doğru yolu bulur. Herhangi bir olumsuzluk karşısında sorumluluk duygusu ile hareket ederek olması gereken düzenin değişmesine ve bozulmasına asla izin vermez. İnsan doğaya karşı sorumsuz davrandığında başına gelen doğa felaketleri olduğu gibi insana karşı sorumsuz davrandığında da toplum düzeni bozulur, kargaşa çıkar ve güvensizlik ortaya çıkar.
Buraya kadar anlattıklarımla birlikte bu dinin ritüellerinin ve uygulamalarının ne olduğu ve kalan eksik bir bilgi var ise de onu da anlatma vaadiyle konuşmamı burada noktalıyorum. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.